ऐसे नहीं, ये इसका ना इस तरफ पाँव निकालो, थोड़ा सा पीछे करो इसको, ये घुमाना पड़ेगा इसको। जब भी पसंद नहीं है चलो यार इसका दूसरा स्टैंड ढूंढ लेते। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत उसको पता होगी जो कौमें आज़ाद नहीं हैं, उसको पता होगी जो लाइक कश्मीरी हो गए, फ़लस्तीनी हो गए, बाकी मुसलमान हैं जहाँ पे दूसरों का कब्ज़ा है, जिनके पास आज़ादी नहीं है, तो इसकी कदर उनको ही पता होगी। पाकिस्तान भी इतना आसानी से हासिल नहीं किया गया था। पाकिस्तान हासिल करने में हमारे बड़े बुज़ुर्गों की इवन अपनी खून के नजराने उन्होंने पेश किए, उसके बाद जाके पाकिस्तान हासिल हुआ था, जिनमें मेनली कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलाना अबैदुल्ला सिंधी, फातमा जना और बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी कुर्बानी की वजह से हमें पाकिस्तान हासिल हुआ। Efendimiz yeminle söylüyor, İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Bu hadisi şerif ve ayeti celle bize öğretiyor ki, kardeşlik bizim için, bizim ihtiyarımıza, isteğimize bırakılmış bir şey değildir. Kardeşlik bizim için siyasi, stratejik, toplumsal bir gereklilik değildir. Kardeşlik bizim için itikadi ve imani bir zorunluluktur. Bugün Pakistan'ın kurtuluşunu kutluyoruz. Ancak kurtuluşu bekleyen coğrafyalarımız var, kurtuluşa muhtaç kardeşlerimiz var. Keşmir bizi bekliyor, Arakan bizi bekliyor, Doğu Türkistan bizi bekliyor, Kudüs bizi bekliyor, Kırım bizi bekliyor ve şu an darbecilerin zulmü altında tüm kazanımlarını kaybetmiş olan coğrafyalarımız bizleri bekliyor. Malumunuz Afganistan'da yeni bir gelişme oldu. İşgalci Amerikan zelil, sefil ve rezil bir şekilde bir İslam coğrafyasını daha terk etmek mecburiyetinde kaldı. Rabbimize hamd ediyoruz. Şimdi Taliban'daki kardeşlerimize yeni bir fırsat doğdu. Geçmişte Afganistan direnişi Sovyetlerin sonunu getirdi. İnşallah bu defa da Amerikan emperyalizmin sonunu getirecektir diye ümit ediyoruz. Yaşım 50'ye merdiven dayadım. Gözümü açtığım ilk andan itibaren hep Pakistan'ı kardeş, dost, bir ülke, bir halk olarak gördüm ve duydum. Pakistan halkının 74. bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Dillerimiz, isimlerimiz, coğrafyalarımız farklı olsa da duygularımız, acılarımız, sıkıntılarımız, sevinçlerimiz birdir. Peygamber Aleyhisselam'ın ifade ettiği gibi hepimiz bir vücudun azalarıyız.
Acımız da bir, sevincimiz de bir. Sıkıntılarımızın bitmesi için bir ilaç lazım. Bugün Kudüs'te, Afganistan'da, Myanmar'da, Arakan'da, Suriye'de çekilen acıların tek sebebi aramızdaki kardeşlik bağının zayıflamış olmasıdır. Bunun bitmesini istiyorsak tekrar kardeşlik müessesini, tek ümmet olma şuurunu, bilincini canlandırmamız lazım. Çözemediğimiz sorun ve problemlerimizi şayet emperyalistlere havale edersek o sorunlar bize daha çetrefilli, daha zor, kaos ve çatışma olarak bize geri dönecektir. İnşallah bu tür programlar çoğaldıkça, birbirimizi tanıdıkça kardeşlik şuuru, bilinci güçlenecek ve tek ümmet olarak yeryüzünde adaleti, hakkı inşa edeceğiz. Kasım olarak birçok faaliyetlerimiz var. Bunları kendi mecrasında devam ediyor. Ama bazı tespitlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölgeyle ilgili kültürel çalışmalarımızın, akademik çalışmalarımızın, ticari çalışmalarımızın veya askeri çalışmalar biraz daha ileride bu saydıklarımın önünde. Bunlarla ilgili birçok çalışmaların eksik olduğunu, hatta verilerin bizler tarafından, yani bizler tarafından dediğim Pakistanlı veya Türk akademisyen tarafından üretilmediğini gördük. Hamasi birlikteliğimiz var ama bunu program dahilinde iki ülke arasındaki ilişkileri, hem iki ülke arası ve bölge ve uluslararası ilişkiler konusunda ne gibi çalışmalar yapacağımızın bir plan ve projesi üzerinde ne kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Muhterem Hazırım, hanımefendiler, beyefendiler, hepimiz Pakistan'ın bu muhteşem bağımsızlık gününde bir araya geldik. Bizi buraya davet eden başta Nedim Hocam olmak üzere konsolosumuza ve tüm çalışanlarına teşekkür ederiz. Ve bizi burada ağırlayan İMH yönetimine de hasreten gene teşekkür ediyoruz. Saadet Partisi Milli Görüş'ün tek temsilcisi olarak şu an faaliyetini devam ettiriyor. En son 2011'de muhterem Necmettin Erbakan hocamızın ahirete irtihalinden önce genel başkanı olduğu Saadet Partimizin her zaman Pakistan'ın yanında olduğu, Pakistan'da her zaman Erbakan hocamızın 1996'daki 54. hükümetinde onun İslam Birliği ideali çağrısına ilk önce cevap veren ülkelerden birisi oldu. Bu anlamda biz de Pakistan'a her zaman en kalbi şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Ve burada siz değerli hazırına tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum.